Yola Dair programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine bu stüdyoda birbirinden önemli konuları bu masada ele alacağız. İlerleyen saatlerde çok değerli iki konuğumuz olacak. Telefon bağlantısı yaparak gerek Beşiktaş gündemini gerekse Kayseri Spor gündemini yakından takip eden isimlerle bu konuyu ele alacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan stüdyodaki konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Sevgili İbrahim Dağtekin hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Osman Çakır hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada birbirinden önemli karşılaşmalara sahne oldu. Lider Başakşehir liderliğini sürdürürken 2. Beşiktaş Başakşehir'in takipçisi oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray'a karşı karşıya geldi. Robin Van Persie'nin yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Kadıköy'deki galibiyet serisini 18 maça çıkardı. İlk maçımızda başlamak istiyorum ve yorumcu arkadaşım Osman Çakır'a Kayseri Spor Gençler Birliği maçını sormak istiyorum. Kayseri Spor Gençler Birliği'ne kendi evinde 2-1 mağlup oldu. 2-0 mağlup oldu düzeltiyorum. 76. dakikada Kozmin Mateu attı Gençler Birliği'nin ilk golünü. Maçın skorunu belirleyen golü ise 86. dakikada Serdar Güller kaydetti. Evet sevgili Osman, Kayseri Spor Gençler Birliği'ne mağlup oldu. Ümit Özat'la yeni bir ivme yakalayan Gençler Birliği Kayseri Spor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Neler söylersin? Şimdi Kayseri Spor için gayet kötü bir maçtı. Çünkü Nakulman'ın olmaması büyük eksikliği yaşadı Kayseri Spor için. Büyük eksiklik yaşattı. Atak yapamadı Kayseri Spor daha çok. Gençler Birliği'nin de çok etkili oynadığı söylenemez. Çok pasif bir maç oldu. Ama 2 gol bulması Gençler Birliği'ne galibiyeti getirdi. Üst üste atılan 2 gol. Gençler Birliği'ne galibiyeti getirdi. Aslında haftalardır tartışılıyordu değil mi? Nakulma üzerine kurulu bir oyun düzeni vardı Kayseri Spor'un. Ve Nakulma'nın eksikliği sonrasında yine Kayseri Spor mağlup oldu sahadan. Taraftarların tepkisi nasıldı? Stadyumdaydın sen de. Maçı yakinen takip ettin. Taraftarlar maçın 75. dakikasına kadar, gol yene kadar, evet, sonuna kadar arkasındaydı. Ben de kale arkasındayım. Oldukça destek verdiler. Evet. Ama futbolculara gayet tepkililerdi. Çünkü atak yapamıyordu Kayseri Spor. İleri ucunda çok pasif kaldı. Geri defansı iyiydi ama hani orta saha ve forvet ikinci ve üçüncü bölgede top yapamadı Kayseri Spor. Bunun karşılığında da Gençler Birliği iki gol buldu ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Evet. Maç günü güzel bir hava vardı Kayseri'de. Stadyumda doluluk oranı nasıldı? Taraftarlar maça ilgi göstermiş miydi? Kesinlikle gösterdi. Güney kale arkası özellikle fulldü. Yine kapalı kale zaten her zamanki yerindeydi. Maraton da oldukça destek verdi. Oyun anlamında bakarsak etkili olan taraf hangi taraftı? Yani iki takımın da etkisiz olduğunu gözlemledik. Fakat skor anlamında Gençler Birliği'nin 2 gol kaydettiği gözlendi. Aslında maçın hakkı beraberlikti daha çok. Çünkü iki takım da çok pasif kaldı. Gençler Birliği bulduğu 2 üst üste golle maçtan galibiyetle ayrıldı. Yani tamamen şans eseri mi diyeyim artık? Evet. Başka bir şey mi diyeyim? Hakan Kutlu'ya çok büyük tepki vardı dedik. Hakan Kutlu maç sonu yaptığı açıklamada Kayseri Spor'la devam edeceğini, bunun bir 100 metre koşusu olmadığını yayıncı kuruluşa verdiği demeçte bunun uzun bir maraton olduğunu söyledi. Hakan Kutlu'nun Kayseri Spor'da kalacağını düşünüyor musun Osman? Ben Kayseri Spor'da kalacağını sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bir hafta öncesinde istifa etmişti Hakan Kutlu. Evet. Fakat yönetim tarafından kabul edilmemişti istifası. Bu bir hafta sonra da yaptığı açıklamaya bence kendisiyle çelişti birazcık. Çünkü kendine güveni varmış gibi konuşuyor. Ama oynanan futbolla konuşmasının hiçbir yakından uzaktan alakası yoktu. Hakan Kutlu'ya tribünlerden de çok tepki geldi. Özellikle Kapalı Kale taraftar grubu maçın son anlarında sırtını döndü sahaya ve tribününü terk etti. Tepkilerini o şekilde gösterdiler diyorsun. Kesinlikle. Evet İbrahim, sen Kayseri Spor Gençler Birliği maçı hakkında neler söylersin? Zaten vasat bir futbolun vasat bir skoru da ortada. Yani uzun bir cümleler kurmayacağım. Bütün Osman arkadaşıma sonuna kadar katılıyorum yorumlarına. Özellikle zaten Kayseri Spor'un uzun zamandır ligdeki halini de görüyoruz. Ondan sonra Hakan Kutlu dönemini de görüyoruz. Sürekli bir gerileme döneminde Kayseri Spor son 3 senedir en berbat sezonunu yaşıyor yine. Umarım ligde iyi yerlere gider diyorum. Evet. Kayseri Spor Gençler Birliği'ni bu 2-0'lık skorla Gençler Birliği Kayseri Spor'u mağlup etti dedik. Ve ligin diğer bir önemli maçı da Adana'da oynandı. Evet. Adana Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, namağlup şekilde ilerleyen Beşiktaş, Adana'dan da 2-0'lık skorla galip gelmesini bildi. 2-1'lik skorla galip gelmesini bildi.
11 Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada son haftaların suskun golcüsü Abubakar kaydederken evet, 17. dakikada Cenk Tosun skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Adana Spor'un tek golünü ise penaltıdan Gueye attı. Adana'daki maç öncesi bazı tatsız olaylar yaşandı. Bunlar hakkında bilginiz vardır. Neler söylersiniz Adana Spor hakkında? Adana Spor hakkında ya öncelikle Beşiktaş için çok kilit bir maçtı. Evet. Beşiktaş'ın oradan galibiyet çıkarması lig için bence çok önemli bir kırılma noktası oldu. Çünkü Beşiktaş çok kritik bir sürece giriyor yine. Şampiyonlar Ligi maçları, Türkiye Kupası maçı, aynı zamanda ligdeki maçları Beşiktaş'ı çok tempolu bir sürece soktu. Evet. Buradan Adana'dan özellikle galibiyet çıkarması Beşiktaş için çok önemliydi. Evet. Evet, senin de dediğin gibi sevgili Osman, Beşiktaş son dönemlerde çok önemli maçlara ev sahipliği yapacak. Hı-hı. Beşiktaş taraftarı çok önemli maçlar kesinlikle bekliyor. Çünkü yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile kader maçına çıkacak. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını elde edebilecek belki alacağı galibiyette. İnşallah. Daha sonra inşallah temennimiz o yönde. Daha sonra ise lige dönecek ve Fenerbahçe derbisi var. İlerleyen haftalarda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe sonrası Kiev'e gidecek. Kiev karambolü dediğimiz olay var. Beşiktaş'ın eski İnönü Stadyumunda. Kiev maçı var. Son derece hareketli ve zor bir fikstür bekliyor Beşiktaş'ı. İbrahim, sen neler söylersin Beşiktaş hakkında? Beşiktaş bu yıl gerçekten oynadığı futbol çok güzel gidiyor. Mesela geçen bu haftaki aldığı çok kritik 3 puan, özellikle Başakşehir, ondan sonra Galatasaray'ın durumundan sonra ligde gerçekten ben bu sene şampiyon olacağım dedirttiren futbolunu oynadı. Ve herhalde bu sezon Beşiktaş şampiyon olur diye düşünüyorum. Kendi fikrimce şu şekilde yorumlayabilirim. Fenerbahçe kümenin başında, dedik ki Fenerbahçe bu sene kümeye oynuyor gibi futbol oynuyor dedik. Ve şu anda Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle bayağı işler düzeltti. Şu anda ligde Galatasaray'ın önüne geçti. Beşiktaş'ı yakalama şansında. Ama Beşiktaş yarın Benfica maçından sonra biraz daha lige yoğunluk vereceğini düşünüyorum. Ve ligde de ilk yarıda istediği puan tablosunu çıkartacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Oyun anlamında bakarsak Beşiktaş'ta Abubakar'ın son haftalarda bir durgun oyunu vardı. Napoli deplasmanında attığı gol sonrası lige ve Beşiktaş'a adeta ısındı. Ama bu maçta da son derece bariz gol pozisyonlarını değerlendiremedi Abubakar. Sence de Mario Gomez gittikten sonra Beşiktaş'ın hala bir kanayan forvet yarası var mı? Neler söylesin sevgili Osman? Beşiktaş'ın bana göre forvet yarası yok. Çünkü hani Abubakar gibi çok etkili bir oyuncusu var. Hani onun tamamen şu an gol kaçırmaları, ne bileyim Süper Lig'de üretken olamamasının tek sebebi, evet, bence hala takıma adapte olamamasıdır. Çünkü Porto'da kalitesini kanıtlamış bir oyuncudur. Zaten Porto onu kiralayarak vermek istemediğini de açıkça belli etmiştir. Evet, zaten ayrıca yedeklerde de hiç görünmeyen Ömer Şişmanoğlu gibi bir forveti var. Evet. Bu Süper Lig için gerçekten çok kaliteli bir forvet. Kayseri Spor ve Antalya Spor deneyimi var Ömer kesinlikle Şişmanoğlu'nun. Özellikle Beşiktaş'tan Antalya Spor'a gittiği dönemde son derece istekli, arzulu bir şekilde Beşiktaş'a döndü ve şu anda ya bir nevi Semih Şentürk diyebiliriz. Yedek golcü, aynen, diyebiliriz. Girdiği anda kesinlikle golünü atan bir oyuncu. Ayrıca Cenk var. Ayrıca evet, Cenk de bu yılın suskun golcülerinden. Aynen, kesinlikle. Sürpriz bir çıkış yaptı ve gol krallığında da önemli işler yapıyor Beşiktaş adına. Abubakar demişken, Abubakar yıllık 3,5 milyon euro bir ücret alıyor. Beşiktaş'ın da en fazla kazanan oyuncusu. İbrahim, sen de Osman'a katılıyor musun Beşiktaş'ın? Katılıyorum. Yani adam hak ettiği futbolun hak ettiği parasını alıyor. Şu şekilde Ömer'e de ben çok güzel bir yorum yapacağım. Ömer, ben futbolu bıraktı dediğim futbolculardan bir tanesiydi. Ve 2 sene içinde sanırım bir 20 kilo vererek Beşiktaş'a tekrar döndü. Ömer Şişmanoğlu gibi forvetleri ülkemize kazandırmamız lazım. Çünkü bu tarz oyuncuların yaşı genç ve Türkiye'ye uzun vaatlerde Semih gibi nöbetçi golcü olarak, yedek olarak çok işler yapacağını ben düşünüyorum. Peki Beşiktaş'ı konuştuk. Biraz da Adana Spor'dan konuşmak gerekiyor. Adana Spor yıllar sonra Beşiktaş'ı Adana'da misafir etti. Evet. Neler söylersiniz? Adana seyircisini nasıl buldunuz maçta? Adana seyircisi hoş olmayan olaylara karışmış bildiğim kadarıyla. Evet, maç öncesi ve maç sonrası Adana'da tatsız olaylar yaşandı. Küçük bir minik taraftarın bulunduğu, babasıyla birlikte bulunduğu sırada maalesef ki arabası taşlandı ve çocuk çığlıkları basına yansıdı. Hiç istemediğimiz görüntüler yaşandı Adana'da. Neler söylersiniz Adana seyircisi hakkında? Aslında bu olayları sadece Adana'ya yani yer etmek gerekmiyor. Çünkü bütün Türkiye'de yaşanabiliyor bu olaylar. Evet, maalesef ülkemizde evet, futbol gözüyle bakılmıyor. Futbolun üstünde değer veriliyor. İnsanlar, holiganlık olarak bakılıyor taraftarlığa. Kesinlikle. Kesinlikle holiganlık olarak bakılıyor.
Yani sahada oynanan futbolla tribünlerin tamamen birbirinin zıttı. Mesela Kayserispor taraftarına örnek vereceğim ben size. Maçın 75. dakikasına kadar inanılmaz bir destek vardı. Hani benim bulunduğum bölgede, normalde kapalı kale kuzeyde yer alır. Benim bulunduğum bölge güneydeydi. Güneydekiler bile hani ayağa kalkıp takımlarına destek verdiler sonuna kadar. Fakat maç bitimine yakın Gençlerbirliği'nin bulduğu üst üste iki gol taraftarı maça küstürdü bir anda. Bir anda istenmeyen olaylar yaşandı. Yönetim sportif direktöre saldırı oldu tribünde. İstenmeyen olaylar yaşanabiliyor tabii ki böyle. Skora dayalı olduğunu düşünüyorum ben. Ben de öyle Kabullenememek. düşünüyorum. Kabullenememek Çünkü diyorum Adanaspor zaten bir alt ligden bir üst lige sen yeni çıkmış bir takımsın. ben. Bu ligdeki Beşiktaş zaten ligin en iyi formda takımı. Sen bu takıma karşı oynadığın futbolda 2-0 yeni kaybediyorsun. Bence bu sonuç çok kötü bir sonuç değil. Vasat bir sonuç ama çok kötü bir sonuç değil. Yani bundan Kesinlikle. ders alabilirsin. Belki orada İstanbul'a derbiye gittiğinde biraz daha az yiyebilir. Yani bu futbola bakarak ligin diğer takımlarının ölçebilir. Ve kendine yani yakışmayan tribünde olaylarla birlikte Adanaspor gerçekten haftayı çok kötü kapattı. Ya ülkemizde insanlar futbol maçına keyif almak için gitmeliler. Hani olay çıkarayım, sapkınlık yapayım gibisinden değil. Zaten bu olaylar yüzünden de Pasolik gibi baş belası olaylar çıktı ülkemizin başında zaten. Hani insanlar zaten sahaya küsmüş durumda. Bir de bu olaylar yaşanınca istenmeyen olaylar olduğundan dolayı insanlar küsüyor tribüne. Gidesi kalmıyor insanın. Futbol zorla endüstriyel bir hale Kesinlikle. geldi. Kesinlikle. Değerli izleyenler, Adanaspor Beşiktaş maçına değinmişken, Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir karşılaşması var dedik programımızın başında. Beşiktaş yarın Benfica ile adeta kader maçına çıkacak. Beşiktaş'la Benfica arasında oynanan ilk maçta Beşiktaş'ın son dakikalarda Talisca'nın muhteşem bir frikik golüyle deplasmandan bir puanla ayrıldı ve muhteşem bir başlangıç yaptı gruplara. Grup aşamasında Avrupa'da ses getirdi Talisca'nın da bu füzesi. Neler söylersiniz? Yarın Beşiktaş'ın şansını değerlendirirsek Vodafone Arena'da kendi seyircisi önünde Beşiktaş neler yapar? Talisca'nın golü öncelikle gerçekten çok güzeldi ve kendisini transfer oldu kiralayan takıma atması da Evet, ayrı bir ses aynen. getirdi Evet. Şampiyonlar Ligi'nde. Yarın da ben Beşiktaş'ın aynı etkili oyununu oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın gerçekten geniş bir kadrosu var. Dediğim gibi forvetlerinde Cenk Tosun, Aboubakar, Ömer Şişmanoğlu gibi etkili isimleri var. Ayrıca şans bulamayan Kerim Fıray var yedekler arasında. Quaresma ve Gökhan Töre'nin transfer olmasından sonra ben Kerim Fıray'ın daha fazla forma şansı bulabileceğini düşünüyordum. Fakat bu sene de bulamadı. Evet. Bizim oyuncularımıza daha fazla şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Türk Evet. oyunculara. Rejiden arkadaşlarımız uyarıyor. Beşiktaş demişken ismi Beşiktaş'la özdeşleşen bir isim. Beşiktaş TV eski muhabirlerinden yıllarca 2 yıl Beşiktaş TV'de maç anlatmış. Beşiktaş tribünlerine hunharca kelimesini adeta taraftarın Yaşatan. beynine kazımış isimlerden Alaaddin Orhan var. Sevgili Alaaddin Orhan yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar arkadaşlar. İyi Kolay yayın, gelsin. iyi Teşekkür yayınlar dileriz. ederim. İlerleyen iyi keyifli şeyler dileyelim, sizlere de yayınlar dileyelim. Böyle Çok güzel teşekkür bir ederiz. sunumla seni dans ettiğim için izleyicilere de özellikle de teşekkür bir borç biliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür Teşekkürler. ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yorumcu arkadaşlarımızla birlikte sevgili Orhan, Adanaspor Beşiktaş mücadelesini konuşuyorduk. Size de bu soruyu yöneltmek istiyorum. Adanaspor Beşiktaş karşılaşmasında Beşiktaş'ı nasıl buldunuz? Şimdi şöyle girelim. Beşiktaş özellikle son haftalarda oynadığı müsabakalarda çok fazla sayıda gol pozisyonu üreten bir takım ve çok fazla gol pozisyonuna girip ama artık futbolcuların şanssızlığı mı diyelim, Aboubakar'ın bazen üzerinde atamadığı bir baskın diyelim ya da Cenk'in bazı girdiği pozisyonlarda talihsizliği mi, gol şanssızlığı mı diyelim. Sonuç itibariyle daha farklı skorlarla bitmesi gereken Beşiktaş mücadeleleri böyle tek farklı galibiyetlerle falan bitebiliyor. Bazen ki Adana'da özellikle yarın akşam oynanacak Benfica mücadelesi öncesinde tabii kısır geçti gibi görünebilir ama sayısız gol fırsatlarından yararlanamadığının da altını çizelim. Tabii mutlaka bu her hafta böyle devam etmeyecektir. Sonuç itibariyle futbolcuların üzerindeki bu baskı ilerleyen haftalarda performanslarını biraz daha üzerine ekleyerek devam ettirdiklerini düşündüğümüzde Beşiktaş'ın daha farklı skorlarla mücadelelerden ayrılacağını göreceğiz. Ama evet Adana Spor karşılaşması zaten Atınç'ın pozisyonunun penaltı olup olmaması hala tartışılıyor. Bana göre de değil. Ama sonuç itibariyle Beşiktaş yine zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde namağlup devam ettiği her iki kulvarda da
3 puanla ayrılmayı başaran taraf oldu. O yüzden her maçı farklı farklı değerlendiriyor Şenol Güneş. Şenol Hoca her maçın kendi içinde farklı hikayeler barındırdığının her zaman altını çiziyor. Maç maç değerlendirmek lazım. Bir önceki haftayı bir sonraki haftaya kıstas almamak lazım. Son hafta oynanan maçı da bir sonraki haftaya nasıl yansır diye düşünmemek lazım. Çünkü Beşiktaş'ın artık bundan sonraki yakında başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında periyoda dahil edersek her maçı kendi içerisinde farklı farklı değerlendirmek lazım. Çünkü Beşiktaş'ın maçları hepsi kendi içinde farklı hikayeler barındıracak, farklı senaryolar olacak, müsabakalar olacak bundan sonraki süreçte. Sayın Orhan, maçtan önce ve maçtan sonra gerek Beşiktaş taraftarı gerekse Adana Spor taraftarının bazı olaylara karıştığı söyleniyor. Tatsız olaylar, istemediğimiz olaylar. Minik bir kız çocuğunun, Beşiktaşlı taraftarı bir kız çocuğunun arabası taşlandığı söyleniyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Şimdi çeşitli illerde maalesef bu tip tatsız olaylar yaşanıyor. Özellikle şimdi Beşiktaş taraftarıyla ya da Beşiktaş camiasıyla yakınlığıyla bilinen illerde onlara rakip olan diğer kulüp taraftarlarının Beşiktaş taraftarına yakın olan herkese bu tip hamleler yaptığını görüyoruz. Farklı farklı illerde de bunların örnekleri daha önce yaşandı. Evet, izleyicilerimize de aktarmak gerekiyor. Sayın Orhan, sözünüzü kestim, özür diliyorum. İzleyicilerimize de aktarmak gerekiyor. Adana Demirspor taraftarıyla Beşiktaş'ın yakın bir bağı bulunuyor. Evet. Ve orada da Adana Spor'la Adana Demirspor taraftarları arasında bir çekişme var. Evet. Dolayısıyla aslına bakarsanız biraz da ondan kaynaklı, ondan yansıyan bir sıkıntı diyelim biz buna. Daha önce de Antalya'da şampiyonluk kutlamaları esnasında yaşandı bu. Orada da bir bayan taraftarımızın gözlüğü varmış gözünde. Sonradan öğrendim ben bunu. Yüzüne gelen bir darbe sonrası gözünden büyük bir rahatsızlık geçirdiğini biliyoruz. Farklı illerde bunları yaşıyoruz ama işte bunlar tabii görmek istemediğimiz, yaşanmasını asla ve asla istemediğimiz olaylar ama maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Futbol terörü, futbol şiddeti maalesef çeşitli illerde biraz daha yoğun yaşanıyor. Bazı illerde özellikle üç büyük taraftarlara, yani üç büyük takım taraftarlarına da yapılıyor. Bazı yerlerde de sadece Beşiktaş taraftarına yönelik bu tip şiddet içerikli eylemlerin olduğunu görüyoruz. Dileriz bunların sonu gelir ve bir daha böyle tatsız olaylar yaşanmaz. Bunlar hoş şeyler değil. Sonuçta oraya gelmiş Türkiye'nin nadide kulüplerinden ve şu anda en revaçtaki kulübü Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarına bu tip olayların yapılması son derece yanlış. Asla evet, tasvip etmediğimiz ve şiddetle kınayacağımız olaylar. Evet, bu güzel dileklerinize katılmamak elde değil. Biraz da güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Yarın bilindiği üzere Beşiktaş taraftarı bir eylem yapacak. Buna eylem diyoruz. Sessiz bir tezahürat yapacaklar. Bu Avrupa'da ilk defa olacak. Daha önce Türkiye Süper Ligi'nde İstanbul Spor maçında yapılmıştı bu tür bir çıkış. Evet, şimdi tabii yaşı yeten taraftarlar hatırlarlar bunu. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Spor maçıydı diye düşünüyorum ben. Evet. Yapılmıştı bu. O zaman kendi takımımızın kötü gidişatını protesto etmek anlamında sessiz bir şekilde yaklaşık 5 dakika sıçrayarak, atkılar açılarak, atkılar sallanarak ve hani o Pınarbaşı tezahüratındaki omuz omuza sıçramasını, evet, hiçbir ses çıkartmadan yaparak görsel anlamda muhteşem bir şova dönüştürmüştü Beşiktaş taraftarı ama hiç ses çıkmamıştı ve 5. dakikadan itibaren de adeta bir gök gürültüsü gibi bir Beşiktaş taraftarı sesi duyulmuştu İnönü Stadı'nda. Yarınki de Avrupa Kupası mücadelelerinde bir ilk olacak. Özellikle sosyal sorumluluklarına çok fazla özen gösteren Beşiktaş taraftarı yine dünyaya farklı bir ders niteliğinde bir görsel şov sunacak. Bunun hazırlıkları haftalar öncesinden planlandı ve yarın akşam kısmet olursa Vodafone Arena'da uygulanacak. Beşiktaş taraftarı yine dünya gündemine damgasını vuracak. Bu farklı tavrıyla, farklı üslubuyla dünyanın gözlerini üzerine çekecek. Tüm Türkiye olduğu gibi dünyada yarın akşamki müsabakada bakalım nasıl bir görsel şov ortaya çıkacak. Hep birlikte merak içerisinde bekliyoruz bunu. Evet. Farkındalık yaratmaya alıştı artık Beşiktaş taraftarı. Desibel rekoru kırmıştı. Şimdi de sessizlik rekoru kırılacak. Yarınki maça da değinecek olursak, yarınki maç hakkında neler söylersiniz? Beşiktaş'ın şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kader maçı diyebilir miyiz buna? Şimdi tabii ki Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yoluna namağlup devam etmesi için önemli bir maç.
gruptan çıkabilme noktasında çok önemli bir maç. Deplasmanda berabere kaldığı Benfica'yı içeride yenerek çok daha önemli bir 3 puana daha imza atabilmesi noktasında çok önemli bir maç. Yani neresinden bakarsanız bakın yarın akşamki Beşiktaş-Benfica maçı tüm dünyanın da yakından takip edeceği bir karşılaşma olacak. Sonuç itibariyle eğer yarın akşam Beşiktaş-Benfica'yı yener de olası bir Napoli'nin mağlubiyeti ya da puan kaybı durumunda Beşiktaş belki de yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyecek. O yüzden evet, kendi hani Napoli'den gelecek sonuçtan ziyade kendi önündeki mücadeleyi kazanması gerekiyor. Ondan sonra diğer taraftan gelecek skora bakılacak. Ama tabii Şenol Hoca rotasyonun içerisinde futbolcuları farklı farklı saha içerisinde kullanarak takımın kurgusunu oluşturmaya çalışan bir teknik adam. Ve ben AZ Alkmaar maçında tribündeydim ve maçın ikinci yarısında Adriano'yu oyundan alıp Andreas Beck'i sol tarafa koyduğunda sevgili Emrah'a dedim ki, Emrah yanımdaydı, Emrah Ertutan geçen evet, sezon program partnerimdi biliyorsunuz, tribünlerin evet, sevilen siması Sarı Emrah savunucu evet, bizim. Emrah'a dedim ki, bak dedim, hoca bir şey deniyor. Ne abi dedi? Andreas Beck'i dedi sol kanatta oynatıyor. Aa evet abi dedi. Çünkü Stuttgart'ta ve Hoffenheim'da uzun süreler sol bek oynayabilen bir isimdi. Ve nitekim bunun da geçtiğimiz haftaki mücadelede Adriano'yu Adana'ya götürmeyerek ve Andreas Beck'i sol tarafta oynatarak Şenol Hoca rotasyonun içerisinde eldeki futbolculardan maksimum fayda çıkartmayı beceren bir teknik adam. Zaten onun teknik adamlığını tartışmaya bile gerek yok. Adriano'yu zaten götürmedi, Rodolfo'yu götürmedi ve Tosic'i götürmemişti yarın akşamki müsabakayı düşünerekten ve Atış Nukan'ı oynatmıştı. Şimdi yarın akşamki savunma kurgusu tabii çok farklı olacaktır. Çünkü antrenmanlarda çalışmalarına baktığınızda yarın akşam ideal savunma kurgusuna geri dönecektir Şenol Hoca. Çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde Andreas Beck'le oynamayı tercih ediyor. Çünkü onun dayanıklılığı, onun dinamizmi, onun fiziksel anlamda daha güçlü bir isim olması savunmanın sağ kanadında Andreas Beck'i görevlendireceğini düşünüyoruz. Yine Adriano sol bek mevkiinde yerini alacaktır ve klasik tandem Marcelo ve Tosic ikilisine de savunmada dönecektir. Zaten öndeki üçlü hemen hemen yarın akşam bozulmayacaktır. Yani Atiba Açınsın, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup üçlüsünü zaten yine hoca bozmayacaktır. Yine en önde muhtemel Aboubakar oynayacaktır. Quaresma ile de Cenk Tosun kanatları paylaşacaklardır. Onlar saha içerisinde zaman zaman kanat değiştiriyorlar. Zaman zaman Cenk öne gidip Aboubakar sola gelebiliyor. Zaman zaman Quaresma sol kanada gidebiliyor. Zaman zaman sağ kanada Cenk Tosun gidebiliyor. Sonuç itibariyle Gökhan İnler ilerleyen dakikalarda bir hamle oyuncusu olarak, Olcay Şahan ilerleyen dakikalarda hamle oyuncusu olarak mutlaka Şenol Güneş'in kafasında oyunun gidişatına göre değerlendireceği isimlerdendir. Ama tabii Fabrizio'nun da kalede olduğunu düşündüğümüz zaman Beşiktaş'ın muhtemelen yarın sahaya böyle bir 11'le ve bu tarz bir dizilişle çıkacağını düşünüyorum. Öncelikle sakin olmak lazım. Şenol Hoca zaten bunun altını sürekli çizen bir isim. Yani böyle tabii ki taraftarın muhteşem desteği ve baskısıyla beraber Beşiktaş skoru çabuk üretmeye çalışacaktır gibi bir algı var ama sonuç itibariyle o maçın skorunun telafisi yok. O yüzden daha kontrollü, daha ayağa top yaparak ki Beşiktaş bunu en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Çok pas ayağa oynanan garanti bir oyun sistemiyle rakibini önce çözüp daha sonra da zaten skoru koruma ve arttırma yöntemine gidecektir diye düşünüyorum. Özellikle de Fabrizio yine taraftarlarımızın ve Beşiktaş'ın güvendiği bir isim. Kaledeki tavırlarıyla gerçekten güven veren kalede evet, bir isim. Benim tahmini gözlemlerim, araştırmalarım ve antrenman performanslarındaki duruşa göre baktığımda yarın Beşiktaş sahaya böyle bir 11 ile çıkacaktır ve bu tarz bir dizilişle oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Alaaddin Bey, biz de sizler aracılığıyla tekrar Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Son olarak çok kısa Beşiktaş'ı yakinen takip ettiğiniz için soracağım. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran maç anlatımlarınızla biliniyorsunuz. Şenol Hoca sezon öncesinde geniş bir rotasyon yaptı 3 kulvarda yarıştığı için. Beşiktaş'ın devre arasında taraftarına sürprizi olabilir mi? Yeni bir yıldız gelebilir mi? Artı geçmiş yıllarda Gökhan Tören'in geri döneceği söyleniyor. Neler söylersiniz? Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transferler bizi bekliyor mu? Şimdi şöyle, zaten Beşiktaş'ın mevcut kurduğu kadroyla lige başladığını ve Şampiyonlar Ligi'ne devam ettiğini düşündüğümüzde, yani bu kadar önemli isimlerin sakatlandığını başka bir takım yaşasaydı şu anda durumda içler acısı olurdu. Evet, yani lige muhteşem girmiş Fişek gibi bir Caner Erkin'i kaybediyorsunuz.
ilk maçtaki maçın kahramanı Talisca'yı kaybediyorsunuz. Oğuzhan sakatlıktan formsuz olarak tabii dönünce onun performansının artmasını bekliyorsunuz. Gökhan Gönül istenilen düzeye gelmiyor, onu bekliyorsunuz. Gökhan İngler üzerine sakatlanıyor Napoli maçında, ilk maçta onun tekrar düzelmesini bekliyorsunuz. Gençler Birliği maçında, maçı öncesinde hastalanan Atiba o gün karşılaşmada oynayamamıştı. Yani bu kadar önemli simaların sakatlıktan dolayı takımda olamadığını düşündüğünüz zaman bütün bu sıkıntılı süreçlerin altından iyi kalkmayı başardı Şenol Güneş ve Beşiktaş takımı. O yüzden Beşiktaş'ın aslında şu anda hani hücum hattında Abubakar'ın tartışılan performansını da düşündüğümüzde, Olcay Şahan'ın tartışılan performansını düşündüğümüzde işte aslında son derece geniş bir kadroya ve her mevkide alternatiflerinin bol olduğu bir takım. Fakat tabii ki devre arasında mutlaka takviyeler yapacaktır. Beşiktaş yönetimi özellikle son iki sezondur transfer başarısı takdire şayan Sayın Başkanımız Şevket Orman'ı ve tüm transfer komitesini kutlamak lazım burada. Hani kiralama yöntemini de hakikaten iyi çözdüler ve son derece başarıyla idame ettiriyorlar bu durumu. Evet. Tabii Gökhan Töre zaten bizim futbolcumuz. Gökhan Töre kiralık, West Ham United'daki performansı zaten tartışılan bir durumda. Orada Slaven Bilic'in durumu zaten tartışımda hep gittiğinden beri. Devre arasında Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a geri dönmesi kadar normal bir durum söz konusu olamaz. Evet. Bunu ben de çok isterim birey olarak. Gökhan Töre bu takım kurgusu içerisinde şimdi düşünsenize bir tarafta Quaresma, bir tarafta iyi bir Gökhan Töre. Hücum hattında işte yani bu haliyle bile Abubakar son derece verimli olur. Ama tabii burada Şenol Güneş'in vereceği rapor çok önemli. Şimdi Caner'in hani sezonu kapattığını düşündüğümüz zaman sadece Adriano'yla o bölgede devam edebilecek mi? Tosic'le ara ara kapatmayı düşündüğü zaman ya da Andreas ki sola devşirdiğini düşündüğümüz zaman belki bir sol bek adına bir girişim olabilir. Şenol Güneş'in raporunda belki vardır bu. Hücum hattında belki bir santrafor belki gündemlerinde olabilir. Çünkü bunlara niye belki diyorum? Çünkü şu anda hali hazırda devam eden bir Süper Lig, başlayacak olan bir Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi mücadeleleri. O yüzden belki diyorum buradaki performans, yani bilemezsiniz bir anda Abubakar o üzerindeki baskıdan sıyrılır ki Napoli'de bir yırtıldı, tam yırtıldı. Belki yarın akşam da Vodafone Arena'yı birbirine katacak. Bilemezsiniz. Evet. Çok enteresan bir adam. Ben çünkü Porto'dayken çok onun enteresan golleri imza attığını biliyorum. Çok futbol sever de biliyor zaten bunu. O Abubakar, bu Abubakar değil. Belki de öyle bir performansa taşıyacak ki kendini hiçbir zaman belki bir santrafor transferi için kimseye müsaade etmeyecek durum. Bakalım ben buradayım Cenk'le beraber bu mevkiyi kaldırabilirim diyebilir. O yüzden biraz daha fakir konuşmak lazım. Ama Beşiktaş Yönetimi Transfer Komitesi mutlaka çalışıyorlardır. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda devre arası belki de çok enteresan isimler Beşiktaş'ın kadrosuna katılabilir. Ama Gökhan Töre'nin dönüşü kuvvetle muhtemeldir diye düşünüyorum. Alaaddin Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben de iyi yayınlar diliyorum size. Programınız da hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bize katlandılar, bana katlandılar, dinlediler, izlediler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok. Her zaman gönlüm. İnşallah. Başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Ne zaman dilerseniz telefonum her zaman sizlere açık. Çok teşekkürler. Tüm izleyicilerinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş yöneticilerine, malzeme meclisine, kulüp doktoruna, herkese, hepimize sonsuz başarılar diliyorum. Umarım bu karşılaşmadan alnımızın akıyla 3 puanla ayrılır. Şampiyonlar Ligi'nde de namalup ve gruptan çıkmayı büyük oranda garantilemiş bir şekilde yolumuza devam edelim. Biz de Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcimiz Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Tekrar yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet değerli izleyenler, Beşiktaş taraftarına Hunharca kelimesinin hafızasına kazıyan Alaaddin Orhan bizlerle birlikteydi. Eski Beşiktaş TV spikeri ve maç yorumcusu. Evet, Alaaddin Bey'i dinledik. Evet. Beşiktaş'ı. Gerçekten Beşiktaş'a gönlünü vermiş bir isim. Konuşmalarda zaten fanatik Beşiktaşlı olduğunu öyle gösteriyor ki insanı biraz duygulandırıyor. Yani Beşiktaşlı olsam çok fanatik, gerçekten dinlerken gözlerim duygulanabilir. Beşiktaş'ın 2011'den belli zaten altyapıdan çıkarttığı futbolcular olsa veyahut da genç futbolcu politikasına dönmesi şu anda Beşiktaş'ı ayakta tutuyor. Dediği gibi sakatlıktaki oyuncularının sakatlığı erken atlatma sebebi veyahut da yerlerine yenisini bulma sebebi bundan dolayı oluyor. Evet Osman, Adana Spor Beşiktaş maçıyla alakalı ekleyecek bir şeyin var mı?
Adana Evet. Spor Beşiktaş maçıyla ilgili ekleyeceğim bir şey yok. Beşiktaş'a yarınki maçta başarılar diliyorum. Rejiden arkadaşlarımız uyarıyor. Bir telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Samet kardeşim, ben Antalya'dan Umut Yolcu. Evet, Umut Yolcu yayınımıza katıldı. Sevgili Umut, hoş geldin. Benim çok Hoş sevgili bulduk. dostum Teşekkür kendisi. ediyorum. Sana ve tüm yayındaki arkadaşlara canı gönülden başarılar diliyorum. Hayırlı Teşekkür uğurlu olsun ediyoruz. programınız. İzleyicilerimize de Umut kardeşimizi tanıtalım. Kendisi görme engelli ama engeli ona engel olmuyor. Ve Beşiktaş'ı her koşulda destekleyen bir taraftar. Deplasmanlara gidiyor. Beşiktaş için adeta canını ortaya koyan bir isim. Atkısını boynuna takıyor. Formasını sırtına geçiriyor. Beşiktaş'ı her branşta destekliyor. Evet Umut, neler söylersin? Yayınımıza hoş geldin. Şeref verdin. Teşekkür ederim. İki maçla ilgili konuşmak istiyorum. Yarın Beşiktaş'ımız galibiyet alacağına inanıyorum. Ben rüyamda gördüm. Quaresma bir tane gol atıyor, bir tane de Abu Bakar'a asist yapıyor maç. 2-0 bitiyor. Evet. İnşallah öyle olur. İnşallah öyle İnşallah. olur. Az önce atkı konusuna değindin. Sana anlatmıştım o durumu, biliyorsun sen. Evet. Yani diğer takım taraftarlarının biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Evet, Umut da buradan taraftarlara çağrıda bulunuyor. Adana Spor taraftarının özelinde konuştuk. Diğer taraftarlar tarafından da üç büyük taraftarına baskı yapıldığını söylüyor Umut. Buradan da Aynen izleyicilerimizle bunu paylaşalım. öyle. Kayseri taraftarımızdan bir tane bir olumsuz bir durum yaşamıştım. Evet. Onu sen biliyorsun. Yani biraz daha sağduyulu gerekiyor. Beşiktaş'ın da yarın güzel bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Gruptan lider olacağını, lider olarak çıkacağını düşünüyorum. Yani ben takıma forvet oyuncusu katılacak, öyle düşünüyorum. Benim aldığım duyumlar Samuel Eto'o veya Mario Gomez, ikisinden biri Beşiktaş'a gelebilir, kartal olabilirler. Evet, inşallah Umut. Yarınki maç hakkında kısaca bir değinirsen Umut, neler söylersin? Valla yarınki maçta Beşiktaş'ımızın güzel bir galibiyet almasını temenni ediyorum. Taraftarımızın da en iyi şekilde zaten destekleyecektir. Yani Allah korusun, gol yediğimiz zaman kesinlikle tezahüratlara devam etmeliyiz. Takımı ateşlemeliyiz. Yani top rakipteyken ıslıklayarak onların motivesini bozmalıyız. Beşiktaş maça baskılı başlamalı bence. Onların baskısını kıracağına inanıyorum Beşiktaş'ımızın. Yani güzel bir galibiyet Evet. alacaktır. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Yarın inşallah her yer siyah beyaz olacak. Evet, hayatı Beşiktaş'la atan, ruhu Beşiktaş'la çarpan bir Beşiktaş taraftarı, Antalya Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu santral memuru Umut Yolcu kardeşimiz yayınımıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz Umut, bize yayınımıza Ben katıldın, şeref teşekkür verdin. ederim. Sana ve arkadaşlara programlarınızda başarılar diliyorum tekrardan. Çok teşekkür Allah ediyoruz Umut. hepinizin yolunu açık etsin. Amin, Allah razı amin. olsun. Çok sağ Teşekkür ol. ederiz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere Umut. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar kardeşim. Sağ ol. Evet. Antalya'dan da bir telefon, sürpriz bir telefon Kendisi bağlantısı. liseden arkadaşımdı. Öyle mi? Evet. Atatürk Lisesi'nde beraber okuduk Umutcuğum'la. Zaten buranın mezunu, Erciyes Üniversitesi mezunu. Evet. Buradan Kayseri atandı gitti. Meslek. Evet. 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 Böyle izlenmek keyif veriyor. Adana Spor Beşiktaş maçını uzun da olsa kapatmış olduk. Evet. Haftanın maçına, derbiye geçmek istiyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Fenerbahçe 17 yıl, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 17 yıldır yenememe bir serisi vardı. Bu maçta 18'e çıktı bu seri. Robin Van Persie'nin yıldızlaştığı maçta, Hollandalı futbolcunun yıldızlaştığı maçta 45. dakikada ilk golü Robin Van Persie kaydetti penaltıdan. Maçın skorunu belirleyen golü ise yine Robin Van Persie 78. dakikada kaydetti. İlk defa Galatasaray seyircisi Kadıköy'e geldi. Yıllar sonra ilk defa Galatasaray seyircisi Kadıköy'e geldi ve derbi atmosferini yaşadı Kadıköy'de. Ben yorumcu arkadaşlarımla bu maçı da değerlendirmek istiyorum. Sevgili Osman, Fenerbahçe Galatasaray maçını konuşacak olursak neler söylersin? Ben bir Galatasaraylı olarak öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum aldıkları galibiyetten dolayı. Daha sonra tribün yasağının ortadan kaldırılması bence çok iyi oldu. Çünkü Galatasaray taraftarının takımın desteklemesi gerekiyor. Aynı şekilde diğer deplasman takımlarının da öyle. Bu hani kısıtlanmamalı.
Görüldüğü gibi hiçbir olay olmadı sanırım maç öncesi ve sonrasında. Gayet güzel bir maç oldu. Maç hakkında konuşmak gerekirse ya derbi tadında olmadı bence maç. Hani ortada geçti diyebilirim. Fenerbahçe'nin de tıpkı Kayseri Gençlerbirliği maçında olduğu gibi bulduğu gollerle aldığı bir galibiyet diyorum ben. Ayrıca Kadıköy büyüsü olduğuna inanıyorum gerçekten. Oranın görkemli bir taraftarları var. Gayet büyük bir destek veriyorlar. Keza Manchester United maçında da gördük bunu. Fenerbahçe evinde çok farklı oynuyor. Deplasmanda oynadığı futbol ve evinde oynadığı futbol arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum ben. Gözlemlerim bu yönde en azından. Evet. Sen neler söylemek istersin İbrahim Dağtekin? Ben maçı canlı izledim ve izlediğim en berbat Galatasaray maçı diyorum. Öncelikle Fenerbahçeli arkadaşlarımı gerçekten gönülden kutluyorum maç için. Maçın ilk başlarında Fenerbahçe'nin tribündeki olayları da vasat bir şekilde başladı. Ama maçta Galatasaray'ın form olarak hiçbir şekilde top oynama şekli hoşuma gitmedi. Maçta koşu mesafeleri çok düşük bir Galatasaray vardı maçta. Bunun yanı sıra koşu oranlarının düşük olması sıra defansının arkaya çok top kaçırması ve Van Persie'nin çok rahat iki tane gol atması, biri penaltıdan. Serdar Aziz'in zaten penaltı pozisyonu hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Ben amatör futbol oynamış biri olarak yani aynı hatayı ben kendim yapmazdım. Şu anda... Bir telefon bağlantımız daha varmış. Telefon hattımızda şu an Kayseri Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Cengiz var. Sayın Cengiz, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kayseri Spor'un ligde kötü gidişatı sürüyor. Gençlerbirliği Ümit Özat'la yeni bir ivme yakaladı ve ilk maçında Ümit Özat Kayseri'den 3 puanla ayrıldı. Kayseri Spor Gençlerbirliği maçını değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Öncelikle şunu vurgulamak lazım sevgili Samet. Kayseri Spor'da biliyorsunuz sezon başı itibarıyla yapılan transferlerle birlikte ciddi bir eleştiri bombardımanı var takıma. Evet. Maalesef geride kalan haftalarda da yapılan eleştirilerin haklı olduğu alınan her sonucu da bir kez daha teyit edilmiş oldu. Gençlerbirliği maç öncesinde biliyorsunuz teknik direktör Sayın Hakan Kutlu'nun Ankara'da istifasını dillendirmesi ve yönetimle milli maç öncesindeki yaptığı görüşmelerden sonra tekrar aradaki buzların eritilmesiyle birlikte yeni bir dönemin başladığına dair bir takım açıklamalar olmuştu. Ancak maalesef gelinen nokta itibariyle sizin de vurguladığınız gibi teknik adam değişikliklerinin başladığı bir dönemde özellikle Gençlerbirliği'nin İbrahim Üzülmez gibi geçen sene ciddi anlamda ligi force eden bir teknik kadroyu bile gözünün yaşına bakmayarak göndermesinden sonra Kayseri Spor hala ısrar ve inatla bir takım hatalara devam etti. Evet. Biliyorsunuz oluşturulan kadro maalesef Süper Lig için şu ana kadar yeterli değil. Ciddi anlamda tenkitler, eleştiriler var. Şehirde bir takım dengeler zaten bozulmuş durumda. Kayserispor maalesef oluşturamadığı güçlü kadro nedeniyle de Kayseri'den umduğu taraftar desteğini ve şehirden umduğu desteği alamıyor. Biliyorsunuz Onursal Başkan'la ilgili yaşanan süreçte sıkıntılar var. Kayserispor'un bir takım mali problemler olduğuna dair sıkıntılar var. Futbolcularla ilgili yaşanan sıkıntılar var. Futbolcuların sorumsuzlukları had safhada biliyorsunuz. Takım kötü oynayabilir, kaybedebilir. Buna paralel olarak futbolcu kardeşlerimizin de sürekli olarak sert futbolları ve gördükleri sürekli sarı kartlar nedeniyle de takım ciddi anlamda büyük bir handikap yaşıyor. Özellikle biliyorsunuz bu hafta oynanacak Alanyaspor maç öncesinde Anıl sarı kart cezalısı. 4 arkadaş da sarı kart sınırında. Hem sert futbol oynuyorlar hem ciddi anlamda takımı yalnız bırakan kırmızı ve sarı kartlar görüyorlar. Hem de takımın içerisinde ciddi anlamda da bir koordinasyon eksikliği, ciddi anlamda da bir motivasyon sıkıntısı var. Gençlerbirliği maçında rakip iyi oyunu force etti. Ümit Özat da biliyorsunuz inançlı bir teknik adam. Takımın en başına geldiği zaman hangi takıma giderse gitsin bir ruh katıyor, bir hava getiriyor. Biliyorsunuz İlhan Cavcav yılların kompedanı, bu işte profesyonel anlamda gerçek bir yönetici. İstedikleri zaman bir takım şeyleri değiştirme şansları var. Ama maalesef Kayseri'de bir takım şeyler kolay kolay değişmiyor. İsteseniz de değişmiyor, istemeseniz de değişmiyor. Ciddi anlamda Kayseri Spor'un bir kan değişikliğine ihtiyacı var. Bunu yönetim bazında da algılayabilirsiniz, teknik kadro bazında da algılayabilirsiniz, futbolcu bazında da algılayabilirsiniz. Çünkü
Son dönemde maalesef geçtiğimiz sezonda yaşanan sıkıntıların aynısı Kayseri Spor'da hortlamış durumda. Dikkat evet. edin, geçen sezon yaşanan sıkıntılar ve buna paralel olarak alınan sonuçlar birebir fotokopi gibi. Yani geçen seneki... Aynı senaryoyu yaşıyoruz diyebilir miyiz? Buyurun. Aynı senaryoyu tekrar Kayseri Spor bize yaşatıyor diyebilir miyiz? Tabii aynı filmi tekrar tekrar izliyoruz gibi, doğru söylüyorsunuz. Sezon başı itibariyle biliyorsunuz transfer çok gecikti. PTT 1. Lig'den isimler üzerinde yoğunlaşıldı. Yabancılarla ilgili tercihlerde gündeme getiren isimlerden ziyade yerli piyasadan bir takım isimler alındı. Ancak bunları da yapılan takviyelerle maalesef istedikleri gibi harmanlayamadılar ve şehirde bu Kayseri Spor'un başarılı olacağına inandıramadılar. Bu ciddi bir handikaptır. Eğer bir takım, bir şehrin, bir taraftar kitlesinin inancını kaybediyorsa ciddi anlamda sorunlar var demektir. Bu nedenle Kayseri Spor'u önümüzdeki günlerde eğer Alanya Spor maçındaki olası bir kayıp daha ciddi sorunlara gebe olduğunun göstergesidir. Eğer Alanya Spor'a kaybedersek ve teknik veya yönetim bazında bir değişikliğe yaşanmazsa Kayseri Spor ara transferde ciddi hamleler yapıp veya teknik anlamda iyi bir sıçrama yapamadığı zaman büyük bir ihtimalle geçen sene kıl payı kaldığımız Süper Lig'de bu sezon maalesef kalma şansımız yok gibi görünüyor. Evet, zaten sizin de belirttiğiniz gibi artık Hakan Kutlu'yu Kayseri Spor taraftarı da bir nevi istemiyor. Bu maçta Kayseri Spor taraftarının Hakan Kutlu'ya bir istifa çağrısı oldu ve bazı taraftar gruplarının stadı terk ettiği söylendi. Ya tabii şimdi teknik adam değişikliği derken yönetimde bir takım sıkıntılar var. Hakan Kutlu'nun da elinde sihirli bir değnek yok. Zaten geçen sene yapabileceğinin en iyisini yaptı Sayın Kutlu. Evet. Bu takımı kümede başarı, yani küme düştü gözüyle bakılan bir takımı kümede bırakarak teknik anlamdaki kariyerinde en büyük başarılardan birisine imza attı. Sezon başı itibariyle belki arzu ettiği transferler gerçekleştirilmediyse bunu bir kere açık kalplilikle kamuoyunda paylaşması gerekirdi. Ama her şeyi göğüs germek, her şeyi halının altına tozu süpürmekle bu işler olmuyor. Evet. Ve istifayı dillendirdikten sonra da geri dönüş yapması daha büyük bir handikap oldu sarı kırmızılı takım için. Çünkü taraftar inanmıyorsa, şehir inanmıyorsa veya yönetimde bir takım pürüzler varsa biliniz ki bu işler kolay kolay toparlanması zor işler. Çünkü elinizde çok kısıtlı bir kadro var. Kulübede bir zenginlik yok. 12. adam eksikliği var. Hem taraftar bazında hem kulübedeki bench'te oturanlar bağlamında. Böyle olunca da skorborga etki etmeniz mümkün değil. Bir de ligin boyu kısalmaya başladı. Şimdi ilk 10 hafta itibariyle geride kalan süreçte bir Galatasaray, bir Fenerbahçe maçında alınan skorlar kötü kadro gözüyle baktığımız takım için bir takım umutlar vermişti. Ama şunu da algılamak, iyi anlamak gerekir. Kötü takımlar ne kadar kötü olursa olsun büyük takımlara karşı canhıraş oynuyorlar ve başarılı skorlar almak için mücadele ediyorlar. Kayseri Spor'un zannedersem bu iki beraberliği herkes ziyan attı veya herkese bu beraberlikler sonrasında daha iyi bir takım olma yolunda gidecek diye beklediğimiz bir dönemde daha büyük bir sükutu hayale uğrattı. Zannedersem önümüzdeki Alanya Spor maçıyla birlikte Kayseri Spor'un bir takım düzenlemeler yapması lazım. Zira biliyorsunuz geride kalan bir naklen yayın ihalesi var. Dijitürk yeniden ihaleye aldı. 500 milyon dolar artık KDV'ye çıktı. Bu demektir ki en kötü takıma artı 5 milyon dolar takviye demektir. Bunu yönetimin şehrini iyi algılaması lazım. Bir de takımlar ve turizmcilerin yaptığı bir talep doğrultusunda liglerin başlaması bir hafta ötelendi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç takvimi değiştirildi. Biliyorsunuz ikinci yarının başlangıcı 17. haftaya geçen senelerde olduğu gibi ikinci yarının başındaki ilk hafta olarak oynatacaklar. Bir Kayseri Spor Başakşehir'e gidecek. Bu maçta 15 Ocak tarihine ötelenmiş oldu. Yani Kayseri Spor'un ara transferi çok iyi değerlendirmesi veya ara transfere kadar teknik kadro ile yola devam edilecekse maksimum puan limitiyle en kötü 18-20 puan limitiyle ilk yarının tamamlanması hedef konulmalı. Aksi takdirde 13-14 puanla bitirecek bir lig mucizeler kalmış bir ikinci yarı ve çok ciddi anlamda rakamsal boyutta para harcamak ve ekonomik anlamda yıpranmak demek. Zira sezon başında yapmadığınız veya ara transfer döneminde yapmadığınız harcamalar sezon sonunda size daha büyük külfetli maliyetlerle geri dönüyor. Bu da bu şehrin dinamiklerinin kayıpları demektir. Evet Sayın Cengiz, son olarak bir de Erciyes Spor var malumunuz. Kayseri'nin bir diğer temsilcisi. O da kapanma tehlikesi geçiriyordu ve dün bir genel kurul gerçekleştirdi ve Erciyes Spor'un yeni bir yönetimi oluştu. Erciyes Spor'la ilgili neler söylersiniz? Şimdi aslında Erciyes Spor'da, Kayseri Spor'daki yaşanan sıkıntıların veya yanlışlıkların daha büyükleri yaşanıyor. Bir takım düşünün ki
iki defa Süper Lig'e çıkmış ve iki sezon orada kalmayı başarmış. Daha sonra küme düşmüş ve bu başarıların altında hep Ziya Erenbey'in imzası var. Ancak her ne olduysa şemsiye tersine döndü Erciyesspor'da ve Ziya Erenbey birden takımdan elini eteğini çekti. Aslında bu da doğru bir ifade olmaz, çekti derken. Şimdi yeni oluşturulan yönetim içerisinde yedek listesinde kendi oğlu var. Nuh Uryuzka. Nuh Bey zaten takımın tercüman olarak görev yapmıştı. Bir anlamda yine Ziya Eren'in desteklediği bir liste yeniden Erciyesspor'un başında. Ancak bu kadar irtifa kaybına, bu kadar takımı göz ardı ederek şehrin dinamiklerine karşı, bu takıma taraftarın verdiği desteğe karşı veya bu takım olan sevgiyi, sempatiye karşı yapılan muamele hiç de hoş bir muamele değil. Gidişat eğer her ne kadar yönetim olursa da olsun, Erciyesspor'un şu an itibariyle 3. lige gittiği gözüyle bakıyor herkes. Çünkü bu işi toparlamak için ciddi bir parasal destek lazım. Kulübün borçları var. Bu borçların deplasman masrafları var, futbolcu masrafları var. Yapılması gereken ara transfer gibi bir önümüzde ciddi bir problem var. Büyük bir ihtimalle Erciyesspor şu anda oluşturduğu yönetimi, eğer Ziya Eren veya şehrin onursal başkan bağlamında Melik Gazi Belediye Başkanı Sayın Mendih Büyükkılıç ciddi manada sahip çıkmazlarsa, büyük bir ihtimalle Erciyesspor şu anda 3. lige gitmiş gözüyle bakılan bir takım. Bu nedenle ciddi irtifa kaybı, hele hele Süper Lig'den, PTT 1. Lig'den, bu sene de 2. Lig'den 3. Lig'e giderse Erciyesspor tarihi bu sefer yazdığı tarih, şanlı tarih tersten daha büyük hüsranlarla ve daha büyük sıkıntılı süreçlerle yazmış olacak. Maalesef. Yani Kayseri'mizin ciddi anlamda sportif tesisleri var. Ciddi anlamda 1.4 milyonluk nüfusuyla başarabileceği çok büyük başarılar olmasına rağmen her iki takımımızın da içinde bulunduğu durum gerçekten işler acısı. Maalesef spor adamlarına değer verilmiyor. Kayseri'nin özel hatlarına, spor manadaki teknik direktörüne sahip çıkılmıyor. Oyuncularına sahip çıkılmıyor. Altyapılarına umulan destek verilmiyor. Her ne kadar sporda ciddi anlamda tesis zengini bir il olarak konuşsak da Kayserispor, Erciyesspor gerçeğine baktığımızda bunlar tamamen birbirine zıt ve tezat, birbiriyle örtüşmeyen yatırımlar ve ortaya konan performanslar. Bu nedenle gerek Kayserispor'un gerek Erciyesspor'un daha aklı selim davranması lazım. Şehre takımların mal olması lazım. Sadece başkanların iki dudağının arasındaki söylemlerle kaderleri bağlamında ortada kalmamaları gerekiyor. Biraz daha aklı selim davranıp şehrin sahip çıkması, şehrin motive edilmesi, başarıya kanalize edilmesi ve ara transfer döneminde iyi transferlerle takımlarımızın kümede kalması bağlamında adımlar atılması gerekiyor. Aksi takdirde şehir irtifa kaybediyor. Bunu bir takım kimseden anlaması lazım. Yani bir takımın küme düşmesi demek, o sadece takımın kulüp bağlamında küme düşmesi demek değil. Siz bir takımı küme düşürdüğünüz zaman ciddi anlamda il bazında kategorize olmuş oluyorsunuz. Fakat maalesef kimse bunu anlamamakta ısrar ediyor veya işlerine gelmiyor anlamak. Bu nedenle de Kayserispor ve Erciyesspor'u zannedersem önümüzdeki günlerde yine ciddi anlamda yönetimleri, teknik kadroları olmasına rağmen parasal bağlamdaki yanlışlıklar nedeniyle ciddi sıkıntılı ekonomik süreçler bekliyor kanaatindeyim. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızla, programımıza katkı sağladığınız için. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Teşekkürler, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet, Mustafa Bey'i de dinledik. Kayseri Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Bir kez daha teşekkür edelim. Evet, Fenerbahçe Galatasaray maçına bir virgül koymuştuk. Derbiyi konuşuyorduk. Derbi hakkında sevgili İbrahim, neler söylersin? Derbi hakkında Galatasaray'ın vasat bir futbolu oynadı. Ortada zaten. Bu futbol gerçekten Galatasaray'a yakışmayan bir futboldu. Kadıköy'de zaten yenilmeye razı olarak çıkmış bir Galatasaray'ı izlemekten tüm Galatasaray taraftarı kesinlikle bıkmıştır. Fenerbahçe'ye gelince gerçekten çok güzel bir galibiyet aldı. Ligin alt sıralarındayken üst sıralarında kendini buldu. Galatasaray'ın da önüne geçti. Yalnız Fenerbahçe'nin çok büyük eksiklikleri var. Sportif direktör olarak çok yanlış işlere imza atan bir takım kendisi. Çünkü basketbolda kazandığı veyahut da yaptığı başarıların onda birini şu anda futbolda gerçekleştiremiyor. Bunun nedeni de doğru yerde doğru parayı harcayamamasından dolayı. Eğer parayı doğru zamanda ve doğru yerde harcayarsa şu anda Fenerbahçe gerçekten Avrupa'da bizi temsil edilecek güçte bir takım. Fenerbahçe'nin akşamki aldığı derbideki skor gerçekten Fenerbahçe camiasını çok mutlu etti. Çünkü Fenerbahçe'ye bu skor, ben ligde varım,
eğer önümdeki kulvarda fix durum zaten ben diğer takımlardan iyi durumda, fix durumu kullanırsam şampiyonluk yolunda ilerleyebilirim sinyali verdi. Evet Osman, İbrahim'in yorumları bu şekildeydi. Sen Fenerbahçe Galatasaray maçı hakkında neler söylersin? Ben de Galatasaray'ın kötü oynadığını düşünüyorum gayet. Çünkü vasat bir futbol vardı Galatasaray'da ortada. Özellikle orta sahada daha önce Galatasaray'ın çok koşan, en çok koşan oyuncusu Tolga dün akşamki, pazar akşamı oynanan maçta sahada yok diyebilirdim. Evet. Aynı şekilde De Jong çok sert bir futbolu vardı. Aslında ben atılması gerektiğini düşündüm bir yerlerde. Çok kart çıkması gereken yerde hakem aslında devam ettirdi. Cüneyt Çakır da Galatasaray aleyhine verdiği kararlar vardı. Fakat vermediği kararlar da çok büyük etki yaptı maçta. Maç genel itibariyle ortada geçti diyebilirim ben. Özellikle Fenerbahçe'nin attığı golden sonra oyunu rölantiye almak istemesi, topa daha çok sahip olmak istemesi bu skoru doğurdu. Son anlarda da bulduğu zaten ikinci golle de, penaltı golüyle de maçın skorunu ilan etti. Ve de maçta benim dikkatimi çeken bazı olaylar var. Selçuk İnan. Gerçekten Galatasaray'ın çok iyi bir futbolcusu ve Selçuk'u akşam kaybettiğimizi gördük. Şu an maça alınmadı kadroya. Kadro dışı bırakıldı. Ama ondan daha sonra böyle bir şey olmadı. Kulüp tarafından iletildi. Evet. Çünkü Selçuk Galatasaray'ın kaptanı ve kaptana sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Birçok suç futbolcuya yansıyor burada. Mesela futbol takımı kötü ilerliyor ve bunun nedeni kaptan olarak gösteriliyor. Ve kaptanın bence buradaki performansı her futbolcunun her ayı bırakın her haftaki performansı çok değişik oluyor. Bir hafta zirvede olan futbolcu ertesi hafta çok vasat bir futbol oynayabiliyor. Yani bizim kaptanımızın şu anki durumu bu. Bundan dolayı gerçekten Galatasaray yönetimi biraz daha dikkatli davranması lazım. Özellikle kadro içindeki futbolcuları, mesela sanki takımın futbolcuları birbirleriyle küs, kavgalı gibi. Maç başlasın da bitsin havasında futbol oynamaya çalışıyorlar. Mesela benim maç içinde dikkatimi çeken pozisyonlar var. Birbirleriyle kendi arasında tartışacak gibi futbol oynuyorlar. Maç artık hangi arada geçiyorsa onlar için sanki maç bitsin de gidelim havasındalar. Bu duruma bir an önce son vermeleri lazım. Evet, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz değerli izleyiciler. Avrupa'daki temsilcilerimizin karşılaşmalarına geçmek istiyorum. Osmanlı Spor Stabükreş'i kendi sahasında ağırlayacak ve Avrupa'da önemli işler yapan Osmanlı Spor, Avrupa'nın sürpriz takımı Osmanlı Spor bu maçta galip geldiği takdirde gruplardan çıkmayı garantileyecek. Tarihinde ilk defa katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkma başarısı gösterecek. Öte yandan Avrupa Ligi'ne yine ilk defa katılan Konyaspor Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Evet. Şanssız bir başlangıç yaptı Konyaspor. Konya seyircisi bu hazzı aldı en azından. Avrupa'da mücadele etme hazzını aldı ve Shakhtar Donetsk'i Konya'da ağırlayacak. Öte yandan Fenerbahçe derbi Fatih. Fenerbahçe Zorya'yı konuk edecek. Beşiktaş ise Benfica ile karşılaşacak ve Benfica'yı yenmesi takdirde önemli bir galibiyet elde edecek ve gruptan çıkmak adına önemli bir galibiyet elde etmiş olacak. Evet, neler söylersiniz Avrupa'daki takımlarımız hakkında? İbrahim, neler benim söylersiniz? Benim en çok dikkatimi çeken Osmanlı. Osmanlı zaten gerçekten adı gibi birçok takıma tokat atarak lige başladı. Bunlardan bütün dört büyükler diyerek başlayalım. Hepsi nasibini aldı. Avrupa'da da gerçekten bu sezon olmasa bile seneye eğer performansı iyi giderse seneye iyi işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da yeni takımlar, yani Türk takımları fazla iş yapamıyor. Çünkü o atmosfere alışık değiliz. Çünkü bunun sebebi bizim futbolumuz biraz daha diğer ülkelerin arkasından gidiyor. Futbol artık siyasi güç olarak gözüktüğü için Türkiye'nin zaten durumu ortada, futbolu da ortada oluyor. Bundan dolayı ben bizim kulüplerimizin biraz daha futbolda doğru yatırımlar yapmasını düşünüyorum. Eğer ne kadar doğru yatırım yaparlarsa Avrupa'da da o kadar başarılı olacaklarını düşünüyorum. Sevgili Osman Çakır, sen neler söylersin? Avrupa'da bu sezon 4 takımla temsil ediliyoruz. Ve şu tabloya baktığımızda da büyük ihtimalle Konyaspor hariç diğer takımlarımız yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Neler söylersin? Konyaspor biraz şanssız gruba düştü. Shakhtar Donetsk gibi güçlü bir takım karşısına çıktı. Shakhtar Donetsk yine bir Başakşehir'imizi elemişti bizim ligimizde. Şu an lider durumda olan Başakşehir'i eleyerek gitmişti. O yüzden bir şanssızlığımız var Shakhtar Donetsk karşısında. Daha önce de Fenerbahçe'yi elemişti bu takım. Konyaspor için ters gelen bir takım diyebiliriz aslında kesinlikle. Ukrayna temsilcisi için. Kesinlikle çok ters geliyor. Zaten Konyaspor gruptan çıkma ihtimali çok zor.
Taraftarı hiçbir zaman yalnız bırakmıyor Konyaspor'u. Çok arkasında duruyor. Bütün Anadolu takımlarına aslında örnek olması gereken bir taraftar topluluğu var Konyaspor'un. Evet. Milli takımımıza da sahip çıktığı ortada. Osmanlıspor'un oynadığı futbol çok iyi. Osmanlıspor'un ben gruptan çıkacağına inanıyorum. Çünkü Villarreal deplasmanından puan çıkarmak, galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Kendi sahasında da son anlarda kaybettiği zaten maçı. Osmanlıspor'un Avrupa'da oynadığı futbolu ben çok beğeniyorum. Bunu ligde yansıtamıyor çünkü rotasyonlu bir kadrosu yok. Sürekli aynı 11'le çıkmak zorunda kalıyor. Bu da yorucu oluyor futbolcular için. Bu sonuçta Osmanlıspor'un ben çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe zaten şu anda grupta lider. Manchester United galibiyeti bence Fenerbahçe'ye büyük bir moral verdi. Kendi sahasında aldıkları galibiyet futbolculara da özgüven vermiştir. Ben Zorya karşısında galip geleceklerini düşünüyorum. Aynı şekilde Beşiktaş'a da yarın başarılar diliyorum Benfica karşısında. Beşiktaş'a zaten güvencimiz tam. Yarın galip ayrılacağına yürekten inanıyoruz. Bütün desteğimiz arkasındadır. Evet, süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Değerli izleyenler, bir kez daha Avrupa'da bizi temsil eden Türk temsilcilerine başarılar diliyoruz. Ve son olarak yorumcu arkadaşlarımın eklemek istedikleri bir şey varsa kısaca son olarak neler söylüyorsun? Kısaca ekleyeceğim şu cümleler var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon camiasının artık arkasından gelen Anadolu takımlarının çok güçlü ilerlediğini görüyorum. Anadolu takımlarının biraz daha farkındalık yaratarak tribün olsun, maddi destek olsun, sponsor olarak takımlarına destek vermelerini istiyorum. Mesela bugün bir Kayserispor'un, bugün bir Konyaspor'un bir Şampiyonlar Ligi maçında izlemek istiyoruz artık. Yani bizim İngiltere Premier Lig'den bir eksiğimiz yok. Sadece stratejik olarak yanlış yerde yanlış hamleler yapıyoruz Türkiye olarak. Ya bunun cefasında takımlarımız da çıkıyor. Bu hatalar inşallah zamanla düzelir ve Türk futbolu inşallah tarih boyunca iyi anılır. Sevgili Osman, sen neler söylersin son olarak kısaca? Son olarak ben Osmanlıspor'a daha çok destek çıkılmasını istiyorum. Çünkü Konyaspor'un zaten kendi arkasında bir taraftar topluluğu var. Osmanlı'nın arkasında sadece bir Ankara bölgesi olduğu için oranın bir yerel halkının bir desteği var. Ben Osmanlıspor'a daha çok arkasında destek olmasını düşünüyorum. Gerektiğini düşünüyorum. İstanbul takımlarının nasıl arkasında duruyorsa insanlar bütün Anadolu'da Osmanlıspor'un da aynı şekilde arkasında durmasını istiyorum. Evet değerli izleyenler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte bu ekranda buluşmak dileğiyle hayata futbolla bakın, futbolla kalın, hoşça kalın.